Diğer TV'nin kapanmamasına çok sevindim. Maddi olarak emeği geçenlerden ve manevi olarak duasını eksik etmeyenlerden Allah razı olsun. Efendim sizi ve kardeşlerimi çok seviyorum demiş efendim. Allah'ın her işinde mutlaka bir muradi vardır. Hep anlatmaya çalışıyoruz. Her ne olursa olsun o bir imtihan ve o bir kazanma imkanı. Allah kullarını imtihana tabi tutarken kazansın diye imtihana tabi tutuyor. Muradı kulü üzerinde gerçekleşsin diye imtihana tabi tutuyor. Bir böyle özel manadaki imtihan vardır, bireysel imtihan vardır. Bir de genel, cemaat halinde tabi tuttuğu imtihanlar vardır. Mümin feraset sahibidir, Allah'ın nuruyla bakar ve mutlaka bunu görüp anlaması gerekir, anlamalıdır. Anlamazsa imtihanı, Rabbinin kendisini imtihana tabi tuttuğunu, kazanma imkanı verdiğini anlamazsa, imtihanı kazanması mümkün değil. Allah'ın muradı dolayısıyla üzerinde gerçekleşmez. Hikmetle baktığımızda neyi görüp neyi anlamamız gerekir böyle bir durumda? Evet. Diğer TV'nin vasıtasıyla kardeşlerimizin evine misafir oluyoruz. Beraber kulluğumuzu yapmaya çalışıyor. Rabbimizi anlamaya, tanımaya çalışıyoruz. Allah'ın ayetlerini, vahyini anlamaya çalışıyoruz. Peygamberini tanımaya çalışıyor. Peygamberine tabi olmaya çalışıyoruz beraber. Allah'ın yoluna girip huslat yolculuğunu yapmaya çalışıyoruz beraber. Eğer ferasetle bakarsak bu böyledir. Hep söylüyoruz, sadece bir bilgi vermiyoruz. Kul marifete erince, Rabbini anladıkça, tanıdıkça sever. İman etmiş olur, aşık olmuş olur, imanını arttırmış olur. Her gün biraz daha imanını arttırmış olur, biraz daha Allah'a yaklaşmış, yakın olmuş olur. Mukarrabun olmayı böyle kazanıyor çünkü. Eğer bizi izleyen, bizimle beraber olan kardeşlerimiz bunu anladıysa, bunun kendileri için ne kadar önemli olduğunu anlamış olurlar. Evet, herkesin zahiri maddi imkanı olmayabilir ama gönül itibariyle evet, ayağa kalkmış olması gerekir, ayakta olmuş olması lazım, duada olmuş olması lazım. Çünkü kaybedeceği şey kendisi için ne kadar önemlidir, ne kadar değerlidir, bunu anlamıştır. Ama onun için böyle bir anlam ifade etmiyorsa zaten bir kıymeti değeri de yoktur onun için. Hamdolsun, evet kardeşlerimiz ayağa kalkmıştır. Bununla beraber her biri elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Gönlünün o aşkıyla, muhabbetiyle, duasıyla, buna beraber maddi olarak, zahiri olarak yardımıyla gerekeni yapmaya çalışmıştır. Bunu yaparken elbette ki kendi imanına, Allah'a olan o vuslat yolculuğuna kıymet değer verdiği için, Rabbini tanımaya, anlamaya, sevmeye, aşık olmaya, Rabbine yürümeye, koşmaya değer verdiği içindir. Bu aynı zamanda kulun şükrüdür. Evet, kardeşlerimiz şükretmiştir. Rabbine şükretmiş, hamd etmiş. Buna beraber seni seviyorum, seni istiyorum deyip ayağa kalkmıştır. Dolayısıyla bu bir imkan. Allah kullarına imkanı tanıdı. Hadi beni sevdiğinizi iddia ediyorsunuz. Hadi gereğini yapın. Hep söylüyorum, başta da söyledim. Allah işi yapar ve nurunu tamamlar. Önemli olan kiminle tamamladığıdır. Öyle buyurmuştu ayet-i kerimede. Siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder.
ayağınızı sirat-ı müstakimde sabit kılar. Allah'a nasıl yardım edeceğiz? Allah'ın yoluna yardım etmemiz lazım. Kul olmaya çalışanlara yardım etmemiz lazım. Allah'ın vahyini kullarına taşıyarak yardım etmemiz lazım. Onlara Allah'a gidecek yolu göstererek, Rabbini tanıtarak. Bunu yapan neyi kazanır? Allah'ın yardımını kazanır. Bir de ayağı sirat-ı müstakimde sabit olur. Allah ayağını kaydırmaz yani. O samimiyetini ortaya koymuş oldu. Hamdolsun, evet, hep beraber öyle yapmaya çalıştık. Kardeşlerimiz öyle yapmaya çalıştı. Allah'ın kimseye ihtiyacı yoktur. İşini yapar ama kullarıyla yapar. Kulları kazansın diye. Yoksa bir anda gereğini yapar. Ama Allah'ın vaadi var ki Allah nurunu tamamlar. Önemli olan kiminle tamamladığıdır. O nuru kiminle tamamladığı, o nuru kimin vesilesiyle, yardımıyla, desteğiyle, gönlüyle, diliyle, eliyle yaptığıdır. Kul ben varım dediğinde Allah onunla yapar. Evet, hamdolsun kardeşlerimiz ayağa kalkmış ve kazanmışlardır. Bizi asıl sevindiren taraf burasıdır. Bizimle beraber yürüdükleri için, Rabbim Allah'tır dedikleri için, Rabbinin vahyinin taşınmasına ben de varım dedikleri için, ayakta oldukları için. Bununla beraber Allah kullarını mutlaka kudretine şahit kılar. Duasını kabul ettiğine şahit kılar. Evet, hep beraber duada olduk. Duayı kabul eden O'dur ve gerekeni yapan O'dur. Evet, bunu kullarıyla yapmıştır. Kullarıyla yapınca onlara ikram etmiştir. Dolayısıyla bu yardımı yapıp desteği veren kardeşlerimiz neyi kazandığını asla tasavvur edemez. İlk günde söylemiştik öyle. 600 bin lazım demiştik kanal için. Devam edebilmesi için. Evet, kardeşlerimiz ayın 20'sine kadar süremiz var demiştik. Bu Allah'ın başka bir ikramı, mucizesi daha doğrusu, kullarına gösterdiği mucizesi, net olarak tam o kadar para toplanmıştır. Evet. 601 bin. Ne fazla ne eksik. Evet. 1000 TL'de fazla. 601 bin. Yüzlerce insan bir yere farz edin kumbaraya para atıyor. Ama toplanan para tam lazım olandır, tam gerekli olandır. Hatta dün 4000 eksikti, 3000 eksikti estağfurullah. Bir kardeşimiz de 4000 verince 1000 de fazla olmuş oldu. Bu durumda burada neyi görmek lazım? Duanıza icabet ettim. Yani biraz fazla olsaydı ya da biraz daha eksik olsaydı durum daha farklıydı. Burada Allah gösteriyor ki siz böyle dua ettiniz, ben de duanızı aynen öyle olduğu gibi kabul ettim demektir. Buradan kulun neyi anlaması gerekir? Eğer siz benim yolumda cehd eder, cihad ederseniz, sizin derdiniz benim rızam olursa, bu durumda siz bana dua ettiğinizde duanızı olduğu gibi kabul ederim demektir. Onu reddetmem, olduğu gibi kabul ederim. Her bir kardeşimizin bir de bunu böyle anlaması gerekir. Duamız her ne olursa olsun, evet, samimiyetle, Allah'ın rızasını gözeterek, ebedi hayatımızı gözeterek yaptığımız duayı Allah böylesine kabul eder. Gününde, zamanında, dua edildiği gibi, istenildiği gibi. Evet, hamdolsun.
Bu aslında bütün kardeşlerimize Allah'ın hitabı nedir burada? Sizi seviyorum, seni seviyorum. Doğru yapıyorsunuz, güzel yapıyorsunuz. Ben sizinleyim. Dara düştüğünüzde evet, size yardım ederim. Allah ayet-i kerimede öyle buyurmuştu. Benim vaadim olmuştur. Vaat etmişim ki Resullerime ve onlarla beraber olanlara mutlaka yardım edeceğim diye benden söz çıkmış. Söz vermişim. Onlara sözüm var. Mutlaka yardım ederim. Evet, bu yardımı görmek lazım. Allah'ın seni seviyorum demesini görmemiz lazım. Bunu tatmamız lazım. Hamdolsun bütün kardeşlerimizle beraber bunu tadıyoruz. Bunun için Rabbimize hamd ediyoruz. Allah'ın Resulüne selam olsun. Bütün kardeşlerimize selam olsun. Bütün kardeşlerimize her birine ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyoruz. Allah bu kardeşlerimizin bu çabasını, bu gayretini inşallah yakınlığıyla, rızasıyla, muhabbetiyle ödüllendirir, karşılar. Hem Allah'ın yardımını kazanmış oluruz, hem de sirat-ı müstakimde ona, Rabbimize giden yolda ayağımız sabit olur inşallah. Allah bunu ikram etmiştir inşallah. Bütün kardeşlerimize selam olsun.